Bu animemizde Elf ablamızın Şeytan Ordusunu yenmesinin hemen ardından zaman kavramını iplemeyerek geçirdiği maceraları izliyoruz. Şimdi aklınıza iki şey takılabilir. Birincisi, Şeytan ordunu yenmiş. Ne macerası diye düşünebilirsiniz ki? Cık, düşünmeyin. Gerçekten mangaka olayı ve durumu o kadar güzel anlatmış ki hayran kaldım. Animenin en başında sizi bir grupla tanıştırıyor. Üstelik bu grup Şeytan ordunu yenmiş aralarında maceralarından dolayı oluşan o samimiyeti, o bağı görüyorsunuz. Sonra bu grubu daha da fazla tanımak isterken pat elinizden bir anda alınıyor. Oğlum bunların arası çok iyiydi. Niye bir anda şak diye ayrıldılar? Nasıl bu denli hızlı vedalaşabildiler? Daha birlikte macera'ya çıkmayacaklar mı diye böyle şok geçiriyorsunuz. Aynı zamanda bu konu sizde acaba tekrardan görebileceğiz mi merakı uyandırıyor. Ve animenin bunlara ek bir artısını daha söyleyeceğim. Anime bu grubu dağıttı diye sonrasında hikayesini de pat diye bitirmiyor. Bizim Elf ablamız macera yaptıkça o eski grubumuza dair olan anıları bize gösteriyor. Bu sayede hem eski grubu iyi almış oluyoruz hem de Elf ablamızın tepkilerini ve vermiş olduğu o kararlara empati duymamızı sağlıyor. Bu iki olayı mangaka o kadar ince ve güzel işlemiş ki hem bizlere kahramanın iblisi kesme olayını anlatıyor hem de iblisi kestikten sonra izleyicilerin sıkıcı olabileceğini düşündüğü o maceracıların yolculuğunu izlettiriyor. Bunu yapmak o kadar tehlikeli bir iş ki çünkü bir tarafı sıkıcı yapsa ya da bir tarafı çok fazla güzel yapsa diğer kısmı izlemek istemeyip sadece o tarafları görmek hatta hiç bölünmesini isteyeceğiz. Adam bu teraziyi dengede tutabilmeyi başarabilmiş. İşte bu konuda eleştirinin başına demiş olduğum ikinci şeyden ikincisi olan ya sırf macera ne sarabilir yanılgısına cevap olmuş oluyor. Eleştirde kaç dakika oldu bu kadar övdüğün gerçekten hak ediyor mu derseniz az bile dedim. Bu denli yapıp iki tarafı da tutturan anime piyasada yok denecek kadarken bu işi çok iyi yapana az bile dediğimi düşünüyorum. Şimdi biraz da grubumuzdan bahsedelim. Önce eski grubumuza değinirsek burada en önemlisi ve en farklı olanı bizim Himmel. Diğer ikisi bir tık klişe gibi kalıyor ama Himmel gerçekten farklı bir karakter. Freyren'e yol göstermesi, Freyren'in karakter gelişiminde önemli rol oynamasını geçtim o klasik kahraman kabuğundan da çıkıyor. Bize bu abinin billurlarının büyük olduğunu savaşarak değil vizyonunu göstererek yapıyorlar. Yani anime bize şunu söylüyor. Ya bu adam zaten şeytanın ordunu yenmiş. E bu kadar güçlü. Ben size niye güç gösterisi yapayım? Onu zaten Fileren yapıyor diyerek o Himmel kardeşimin vizyonunu bizlere izletiyor. Grubumuzdaki elemanların hepsi Himmel'i kahraman yapmak için oradalar. Çünkü onlar da bizleri bir araya getiren, bir arada durmamızı sağlayan ve en vizyonlusunun da Himmel olduklarının farkındalar. Ondan bu denli hepsi bizim Himmel'i destekliyorlar. Ve Himmel'i o klişe, o klasik kabuğundan sıyıran bir başka özellik de, kahraman kılıcını çekememesine rağmen sırf vizyonuyla şeytan lordunu yenmesi. Bu özellik de onu baya farklı kılıyor. Şimdi gelelim asıl grubumuza. Önceki gruba kıyasla burada yani bildiğim baya her şey gelişmiş bir şekilde. Örnek vereyim sizlere. Öncekinde yozlaşmış papazımız vardı. Sadece içki içiyordu. Şimdikinde yüz update gelerek içki, sigara, karı, kız, alkol yani ne ararsan hepsi bu abimde var. Bir de ben bu abi ekstradan bir parantez daha açmak istiyorum. Abimin animenin başına sonuna kadar yakındığı bir konu var. Neymiş? Grubunda Milf abla yokmuş. Bizim Firiel'in de Milf olarak saymıyormuş. İstemesinin sebebi de onu koruyacak, kollayacak, gerekli desteklere verecek birisinin Milf abla olduğunun kanısında. Bütün bunlara baktığımızda haklı bir yakınış mı? Bence de haklı. Yani kim istemez grubunda böyle birini? Tabii bizim abinin durum ve seviyesi bir tık daha fazla ama yani sonuç olarak haklı. Diğer bir örnek vereyim sizlere. Mesela şu baltalı abi. Bakın bu abimin ustası önceden savaşa girmeden önce titriyor diye çocuğa bir titreşim modu koymuşlar. Durmuyor. Bir insan her zaman mı titrer? Bak hayır o kadar antrenman da yapıyor, o kadar güçlü de ki gücünün kendisi farkında değil. Ya sırf bundan dolayı animede bu adamın tatmin edici bir dövüş tanesi yok. Tamam dövüşleri var. Yok değil. Ama böyle tatmin edici değil. Ya insan bu kadar güçlü birisinden biraz daha tatmin edici dövüş istiyor. Bir sonraki kişi ise şu ablamız. Ki bu ablamız Fierin ergenlik hali desek yalan olmaz. Anime'de o kadar trip atıp o kadar çocuk hali var ki kafayı yedirttirecek cinsten. Yani bizim Friere'nin ergenliktir diyerek göz ardı edebiliyor ama yani ben o kızın yerinde olsam kafayı çoktan sıyırdıydım. Ha, bu kadar ergenlik olur mu? Ya, hak veriyorum tamam ya şu küçük. De yani bu kadar da abartı çok şımartılmış. Anime'de ki olaylara şöyle böyle bir baktığımızda yani böyle çok abartılacak bir olay da yok aslında. E kötü anlamda değil. Yani hepsi kendi işlerinde gayet güzel maceralar, güzel olaylar. Ha şimdi şey gibi de düşünmeyin. Hep vurdulu kırdılı da değil. Animede sırf bir çiçek tarlasını bulabilmek için 6 hafta falan mı ne harcıyorlar? Yani macera konusu sadece canavarlarla savaşmak böyle vurmak kırmak değil. Bu konuda da olayları var. Yani siz zaten fark etmiş olacaksınız ki bizim karakter öyle zaman konusunu pek iplemiyor. Yani mesela bakın şöyle bir örnek vereyim sizlere. Bizim kız şeytan lordunu yendikten sonra bir kafa dinleyeceğim diyor. 25 yıl yok. Oğlum o nasıl bir kafa dinleme lan? Sen o 25 yıl sürede kafa dinlemekten hariç bir şey yaparsın. Ya sen nasıl bir kafaya sahip olabilirsin ki 25 yılda toparlanamıyor? O nasıl bir dinlenme? Zaten ablam maceralarında hep bunu yapıyor. En ufak bir olayda en az bir ay 2 ay banko yok. Ulan acıyorum acıyorum şu yanındaki kıza acıyorum kızı da peşinde sürüklüyor. Kızın bütün zamanı boşa gidiyor. Şöyle bir düşüneyim. Daha başka var mı böyle değinmek istediğim? Ha bak şu baltalı abiye bir tane abi geliyor diyor ki: "Sen benim olma, benziyorsun. Kısa süreliğine benim oğlumun yerine geç." Ya bakın olayı sorgulamıyor. Sorguladığım mesele tam o vakit, o anda onun oradan geçmesi ve bizimkiden orada bulunması. Yani kimse bu tesadüfü sorgulamıyor. Ulan bana mı çok abes geliyor. Yoksa bu mu çok normal. Şahsen ben Baltalı abinin yerinde olsam, hay ben böyle cenabet diye başlarım yani. Bir de değineceğim başka bir mesele de şu sınav zamanında 10 kişi toplanıp bizim Fierrenin kopyasını nasıl yenecek diye hep beraber düşünüyorlar. Ha işin kötü tarafı şu, bu grupta Fierren de var. Yani o olmasına rağmen bu kadar zorlanıyorlar. Şimdi geliyorum animenin sonuna o malum sahneye. Ya bak, elf gelmiş sana diyor ki, istediğin büyüyü vereceğim. Sen gitmişsin çamaşır makinesi büyüsü istiyorsun. Bu nasıl bir vizyonsuzluk? Bu nasıl bir Ya bak aklıma hakaret gelmiyor. Ya bir de gelmiş diyor ki, biz diyor kıyafetlerle uğraşırken vakit kaybetmeyeceğiz. Artık çamaşırlarla uğraşmayacağız. Ulan neyin vaktinden bahsediyorsun? Lan senin vakit gibi bir kavramdan bahsetmeye hakkın yok. Ya sen bir çiçek tarlasını bulabilmek için 6 haftanı hiçe saymış adamsın. 6 haftanın her gününe çiçek tarlası arayacağına bir gün çamaşırlar yıka çok bir şey kaybetmezsin. Ama sen o çamaşır makinesi büyüsün seçmeyip başka büyü seçsen daha çok şey kazanırsın. Lan böyle saçmalık mı olur? Lan akıl var mantık var otursan düşünsen hani anlayabilirsin. Bir de zaman kaybetme konusundan bahsedince yani siz sizin bu konuda konuşma hakkınız yok. Bir de Fidelen gelmiş seviniyor. Ya ya neyse ağzımı bozmayacağım. Biz bu animeye 10 üzerinden 9 puan veriyoruz. Anime izleyicilere gerçekten macera yapıyormuş hissiyatı veriyor. O rahatlığı, o aksiyonu, o dertleri yaşıyorsunuz. Hatta ben bu animeyi izlerken nasıl hissettim biliyor musunuz? Hani olur ya böyle sobalı evde sobanın yanına oturursunuz. Orada ısınırken böyle birisi gelirse hikayeler anlatır. Heh aynı o tadı veriyor bu anime. İzlerken hem rahatlıyor hem olayı yaşıyor hem de zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bu arada bu zaman mevzusu her iki konu için de geçerli. Ayrıca animemizdeki karakterler zaman kavramını öyle bir hiçmiş gibi kullanıyor ki hayretler içerisinde izliyorsunuz. Animenin konusu ise iblisi avlayan Frieren ablamızın bundan sonraki macerasını ele alıyor ki şimdi bak bunu deyince de ön yargıyla girişmeyin. Kendinizi animeye bırakın anime gerisini halleder. Belki bir iki bölüm böyle sizi bir sıkabilir böyle daralabilirsiniz ama animenin temposuna bir alıştınız mı Gerisi çok hızlı geliyor. Hikaye işleyişini muazzam yapmışlar. Hem önceki grubu hem de şimdiki grubu çok iyi işlemişler. Karakterlerin amacına gelirsek şu rahip kardeşimizin haricindekilerin hepsinin ben tırt olduğunu düşünüyorum. Yani bana boş geliyor. Aksiyona gelirsek güzel efektleri olan, güzel savaş sahneleri var, güzel tatmin edici dövüşleri var. Üstelik de savaşlarda CGI yok. Bu da animenin başka bir artısı. Anime'deki ortam çizimlerine de bayıldım. Hani manzaralar çok güzeldi. Yer yer SS alıp hani böyle tam ekran fotosu yapmalık cinstendi. Karakter gelişimine gelirsek hepsi ergen oldukları için karakterlerin gelişimlerini hissediyorsunuz. Yani böyle gözünüze gözünüze sokuluyor zaten. Evet, Freeland'ı ergen olarak görüyorum. Tamam, bilmem kaç yüzyıl yaşında olabilir ama benim gözümde hala bir ergen. Ama ama uğraşıyor. Bir emek sarf ediyor. Sonuç olarak toparlamam gerekirse Gerek hikaye sunumuyla, gerek olaylarıyla, gerek mekan değişimleriyle size gerçek macera deneyimini sunan bir anime yapmışlar. Tarısı diğer sezonlara. Başınızı arttık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.